YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 4. sınıf Din Kültürü kitabı sayfa 93-94 Anka Yayınları 4. sınıf Din Kültürü ders kitabı 4. ünite değerlendirme çalışmaları cevapları sayfa 93-94. 4. sınıf Din Kültürü kitabı 4. ünite değerlendirme çalışmaları cevapları. 4. Sınıf Din Kültürü Anka Kuşu Yayın Evi Kitabı Sayfa 93-94 A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu çevrede ahlaki durum nasıldı? Bilgi veriniz. Uzun cevap. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu çevrede her ne kadar güzel ahlaklı insanlar olsa da genel olarak kötü bir ahlak hakimdi. Güçlünün zayıfı ezdiği, zayıf olan kişilerin aş alındığı ve haksızlığın has safhaya olduğu bir ortam vardı. Kadınların ve çocukların neredeyse hiç değer görmediği bir ortam hakimdi. Doğru söylemek, emanete riayet etmek gibi ahlaki ilkeler neredeyse yoktu. İkinci, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin aile büyüklerine nasıl davranırdı açıklayınız. Peygamberimiz çocukken bile diğer çocuklara nazaran aile büyüklerine çok daha saygılı oldu. Aile büyükleri gelmeden sofraya oturmadı ve kibar davranışları büyükleri tarafından anlatılmaktadır. Bu saygısı sebebiyle çocukken bile çok sevilir ve değerli bir insan olacağı anlaşılırdı. 3. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem haksızlıklara karşısında nasıl bir tutum sergilerdi? Bir örnekle açıklayınız. Cevap Peygamber Efendimiz haksızlıklar karşısında dik duruşluydu kendisine yapılan bir eziyeti affetmesine karşın dine veya bir mazluma bir zarar verildiği zaman o bir daha bir dimdik dururdu. Yahudilerden bir kardın hırsızlık yapmış ancak zengin ve soylu bir kadın olduğu için kendisine ceza verilmesi istenmiştir. Yahudiler arasında bu gelenek her gün olmasına rağmen Peygamber Efendimiz zengin ve güçlü olsa da hak ettiği ceza aynı şekilde vermiştir. 4. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk vahiyin gelişi ve peygamberlik verilişinin kısaca anlatınız. İlk vahiy 610 yılında Peygamber Efendimiz Ramazan ayında Cebrail aleyhisselam tarafından getirilmiştir. Cebrail aleyhisselam Yaradan Rabbin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Kalemle yazmayı öğreten odur. İnsana bilmediğini o öğretir. malindeki Alak suresinin ilk beş ayetini getirdi. Peygamberimiz bunun üzerine ben okuma bilmem demiş ve Cebrail aleyhisselam ile arasında bir konuşma geçmiştir. Böylece peygamberlik verilmiş oldu. 5. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den İslam toplumunu oluştururken neler yapmıştır açıklayınız. Peygamberimiz Medine'de İslam toplumunu oluştururken ilk önce Müslümanları birbirine ikişer ikişer olacak şekilde kardeş yapmış ve böylece herkesin birbirine sahip çıkmasını sağlamıştır. Böylece herkes kendi kardeşiyle beraber tıpkı kan bağ varmış gibi sahip çıkmış, böylece hiç kimse açıkta kalmamıştır. Medine'de hemen bir insanın ilimler öğrenecek, medrese ve cami kurarak, bilgilendirme çalışmaları hızlandırılmıştır. İslamiyet için tehlike oluşturabilecek olan şeylere karar verilmiş ve gerekli tedbirler alınmıştır. Böylece İslamiyet hızla yayılmaya başlanmıştır. B. Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği bularak işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve çocukluk dönemine ait bir olaydır? A. Kabe'nin tamiri sırasında hakem olması. B. Ficar savaşlarına katılması. C. Süt annesine verilmesi. D. Hilful hüdür cemaatine katılması. C şıkkı süt annesine verilmesi doğru cevap olmalıdır. İkinci, aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için söylenmez? A. Haksızlıklar kendisini ilgilendirmiyorsa sessiz kalırdı. B. Emanetleri koruma konusunda titiz davranırdı. C. Aile büyüklerini sever ve sayardı. D. Her zaman doğru söylerdi. Doğru cevap A şıkkı olmalıdır. 3. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bakımını üstlenen amcasıdır? A. Zübeyir radıyallahu an. B. Hamza radıyallahu an. C. Abbas radıyallahu an. D. Ebu Talib. Doğru cevap D. Ebu Talip olmalıdır. 4. Kabe ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Kabe Medine şehrindedir. B. Kabe'de Müslümanlarca kutsal sayılır. C. Ebrehe Kabe'yi yıkmak istemiştir. D. Kabe cahiller döneminde putlara doldurulmuştu. Doğru cevap A şıkkı Kabe Medine şehrindedir olmalıdır. 4. sınıf din kültürü Anka Kuşu Yayın Evi kitabı sayfa 94 cevapları 5. Aşağıdaki tarih olay eşleştirmelerinde hangisi yanlıştır? A. 610 ilk vahinin gelişi B. 622 Medine'ye hicret C. 628 Mekke'nin fethi D. 632 Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı Doğru cevap C şıkkı 628 Mekke'nin fethi olmalıdır. C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere Halime Ehli iki kez kullanılacaktır. Abdülmütalip Mekke Medine'de 20 Nisan 571 Veda Hutbesi övülmesi ifadeleri uygun şekilde yerleştiriniz. Cevap 1. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miladi takvime göre 20 Nisan 571 tarihinde Mekke'de dünyaya gelmiştir. 2. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğumundan kısa süre sonra Halime adında bir süt anneye verilmiştir. 3. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğunca dedesi Abdülmütalip ona Muhammed ismini koymuş. Bu ismi ne için koyduğunu soranlara da onun gökte ve yerde övülmesini istedim demiştir. 4. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in vefatından kısa süre önce hac esnasında kalabalık bir Müslüman topluluğuna yaptığı konuşmaya veda hutbesi denir. 5. Ehli kavramı sözlükte ev halkı anlamına gelir. İslami bir kavram olarak ise Ehli Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in aile fertlerine denmektedir. Ç Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili aşağıdaki olayları ve olayların meydana geldiği zamanları uygun şekilde eşleştiriniz. Cevap: Babası vefat etti. Doğumundan hemen önce. Dünyaya geldi. 20 Nisan 571. Süt anneye verildi. Doğumundan hemen sonra. Annesini kaybetti. 6 yaşındayken. Dedesi vefat etti. 8 yaşındayken. Kabe'ye hakimliği yaptı 35 yaşındayken. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler.